Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tane birbirine yakın renklerle yaptığım 8 motiflik çantamı anlatacağım. İplerimizi gelin tanıyalım ve yapım aşamalarına geçelim. İpim normal bildiğiniz koton iplerden beyaz, krem rengi ve bej rengini kullandım. Bildiğimiz bakın çanta bu motifli çantalardan örülen koton iplerden. Şimdi beyaz ve kremi kenara alıyorum. Bej ile devam ediyorum. Ondan önceden yaptığım, bakın bir tarafında ekleme yerleri belli değil. Nasıl birleştirdiğini göstereceğim sizlere. Önce motifimizi nasıl yaptığımıza geçelim. Zaten çoğunuzun bildiği popcorn motiflerden. Ama yine de anlatayım ben kısaca. Şimdi öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bunu bir trabzan kabul ettim. Yanına ikili trabzanlar yapıyorum. Toplam 15 tane. Baştaki zincirle beraber toplamda 16 tane olacak. Yapıp gelelim. Birleştirirken bakın 16 tane oldu. İlk yaptığım zincirin arkasından tığımı geçiriyorum. Önden ilmeğimi arkaya doğru çıkarıyorum. Bu şekilde belli olmuyor birleştirdiğimiz yer. Daha sonra aynı noktaya batıyorum. 2 tane ipim oldu. 2, 3. Toplamda onunla beraber 3 zincirimi çektim. Yanındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki boşluğa gidiyoruz. Bu şekilde toplamda 16 tane boşluğumuz olacak. Kafeslerimiz ya da ikili trabzanlarla bitirip gelelim. Evet, bitirdim. Şimdi yine aynı şekilde bir zincirimi çektim. İlmeğimi arkaya doğru çıkartıyorum boşluğun en başta yaptığım boşluktan. Burada ipimi kilitleyip motifimi bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Çünkü bu ipi daha sonra tekrar kullanacağım. Şu bakın bu beyazda olduğu gibi kopukluk olmasın diye kilitledim. Şimdi beyazı aldım. İpimi kilitledim, doladım. Şu kafesler, şu boşlukların herhangi bir tanesine batıyorum ve popcornlarımızı yapmaya başlıyoruz. 3 tane ilmeğim var. 2 kere de çekiyorum. Bir ikili trabzanım oluyor. 4 tane ikili trabzan yapalım. Evet, dördüncüyü de yaptım. Şimdi ilmeğimi ilk yaptığım trabzanın tepesinden batıyorum. Önden ilmeğimi öne doğru tekrar çıkartıyorum. İlk popcornumuz oldu. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci popcornumuzu yapalım. Diğer yandaki boşluğa geçiyorum. İkili trabzan. Bu bir. 2 3 4 İlmeğimi yine o 3 tane zincir çekmiştim. Bakın burada bu 3 zincirin boşluğundan ilmeğimi çıkarıyorum. İkinci popcornum da oluyor. Yine 3 zincirle diğer boşluğa geçiyorum. Bu şekilde tam 16 tane popcorn yapalım. Bakın bu boşluklara bitirip gelelim. Evet, bitirdim. Bakın bu şekilde arkası da bu kahverengi yani bej ipimi hiç kesmemiştim, koparmamıştım. Bu 3 zincir çektiğim noktalardan birinden çıkarıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Yanına 2 tane trabzan yapıyorum. Bu köşe noktamın bir yarısı.
2 3 tane ikili trabzanı yaptım. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane tekli trabzan. 1 2 3. Şimdi bu kenarın tam ortasında 3 tane sık iğne diğer boşluğa. 1 2 3. Yarımız bitti. Şimdi yine aynı işlemi tersini yapıyoruz. 3 tane tekli trabzan. Diğer boşluğa 2 3. Doluyorum. Şimdi köşeyi yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İlk başlarken yarısını yapmıştım. Orada birleştireceğim. 3 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane daha yapıyorum. İkili trabzan. Bu sırayı da böyle bitirip gelelim. Daha sonra nasıl birleştirdiğimi de göstereyim. Evet, bu şekilde boşlukları dolduruyoruz. 3 tane tekli trabzan, 3 sık iğne, 3 tekli trabzan ve köşe noktamız. Yapıp gelelim. Evet, köşeye geldim. Bir zincirimi çektim. İkinciyi çekmiyorum. Doluyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıp bu 3 taneyi birlikte topluyorum. Bakın, köşemiz bu şekilde. Çok daha iyi oluyor. Arasından geçiriyorum. 1 hemen yanına 2 hemen yanına doluyorum. 3 3 tane tekli trabzan yaptım. Bakın şimdi bu tam 2 tane üçlünün ara noktasına 3 tekli trabzan daha yapıyorum. Bu motifi biraz daha düzgün hale getirmek için. Daha sonra buraya köşelerde de yapıp aynı işlemi bitirip gelelim. Nasıl birleştirdiğimi de göstereyim. Evet, bitirdim. Zaten herkesin bildiği bir motif de hemen hemen, ama yine de kısaca anlattım. Şimdi ipimi kilitledim. Birleştirirken bej rengi sağda olacak, beyaz solda olacak. Çünkü beyaz sağda olursa olmuyor. Bir de bakın, buradan değil, ön kanadından alacağız. Şimdi bejin ön kanadından aldım. Beyazın da ön kanadından alıyorum. Beyazı niye sağ tarafa koymadım? Çünkü aradan bej renkler gözüküyor. Ama bu şekilde dikmişsiniz gibi oluyor. Geçirdim. Bakın şimdi daha net anlayacaksınız. Şöyle bakın. Bejin ön kanadından alıyorum. Daha sonra beyazın ön kanadından alıp bej rengi ipimi arasından geçirip ilmeğimi ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın. Ön kanadından, diğerinde ön kanadından ilmeğimi her ikisinin arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Yalnız bej rengi motifimiz her zaman için sağda olacak. İki kere de birleştirme yapacağım zaten. Bakın. Umarım anlaşılabilmiştir. Bakın bu şekilde asla birleştirdiğimiz belli olmuyor. Bir bütün gibi oluyor. Buralardan değil, ön kanadından bir kanat bize bakacak şekilde kalıyor. Bakın aynen gösterdiğim şekilde birleştirmemizi yapacağız. Burayı ve daha sonra burada diğer beyazımızı alacağız. Yine çevirdiğimizde bakın bej rengi sağda kaldı. Beyaz yine solda kalıyor. Bu şekilde L şeklinde birleştirip gelelim. Bakın. Yine de göstereyim dedim. Bitirdim. Şimdi buradan beyazı yine sola aldım. Bej rengi sağda. Aynı şekilde ön kanatlarından alıyorum. Önce beji, daha sonra beyazı arasından ilmeğimi geçiriyorum.
Bu çantanın en büyük özelliği birleştirme yerlerinin belli olmaması. Yoksa bildiğimiz motif, bildiğimiz şeyler. Tabi bilmeyenlerimiz de vardır ama ayrıntılı anlatan kişiler çok fazla. Bu şekilde L şeklinde yapıyoruz. Daha sonra bunu alıyoruz. Yine bej rengini sağda tutacak şekilde böyle ve böyle birleştireceğiz. Ama bej hep sağda olacak, beyaz solda olacak. Burası en önemli noktası. Bakın hiç bej rengi gözükmüyor aralarda. Bu da sağ tarafta olduğu için arkadaşlar. Bakın şöyle yakından da bakarsanız şimdi bakın L şeklinde yaptım. Bej rengini sola aldım. İkinci ve son birleştirmeyi de buradan ve buradan yapıp bitiriyorum. Ortasını da ekliyoruz. Arasından geçirebiliriz. Daha sonra da kenarına yine aynı renkten ikili trabzanlar yaptım. En üstte de artık krem rengi ipime geçiyorum. Evet, bitirdim. Şimdi ipimi kilitledim. Yine bakın bej rengi iple devam ediyorum. Kremi daha almadım elime. İki tane ikili trabzan yapıyorum köşelere. Bundan sonra her bir noktaya birer tane olmak şartıyla ikili trabzanlarımızı yapıp bütün kenarını şöyle bir geçelim. Bu şekilde bitirelim. Bitti. Şimdi artık beyaz ve bej rengimi kenara alıyorum. Bej rengimden bu kadar kaldı. Beyazdan bayağı var. Şimdi kremi alalım. Kremden de artık bizim ana rengimiz diyelim. Bej ve krem ana rengim. Şimdi ipimi kilitliyorum. Buralara artık köşelere başlıyorum. Artık köşeye iki tane, üç tane yaptım. Hemen yanından sık iğneyle devam ediyorum. Köşelere sadece üç tane yapıyorum. İki değil. Üç tane yapıyorum. Bakın düzgün bir şekilde yapalım. Artık köşelerde zincir falan çekmiyoruz. Üç tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün kenarları yapıp gelelim. Evet arkadaşlar bakın ben kenarını da ördüm. Yine tekli trabzanlar yaptım. Toplamda 82 sıra ördüğümde tam denk geliyor bu çantanın boyutuna. Yani birleştireceğim yerler ile aynı olması için sayıların aynı olmasına denk özen gösterdim. Şimdi uzunca bir zincirimizi yine de ben şöyle bir göstereyim dedim. Aslında tekli trabzan olduğunu söyledim ama toplamda baştaki zincirle beraber 16 tane tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın yaptığım işlem bu. Sadece bu. Kenarları için. 16 tane tekli trabzan. Bu şekilde gidiyoruz kenara. Kenardan tekrar döne döne 82 sıra yapıyoruz. Daha sonra bakın sık iğnelerini yapmıştım. Sık iğnelerini de nasıl yaptım onu da göstereyim. Şimdi 1 ve 2 tane sıramız var. 2 tane sıraya 3 tane sık iğne yerleştirdim. Bu şekilde toplamda bakın 3 tane sık iğne yerleştirdiğimde 82 sıraya toplamda 124 tane sık iğne yerleştirmiş oluyorum. Bakın şu kalın gözüken, daha uzun gözüken tekli trabzanıma bir tane yapıyorum. Diğerine iki tane yapıyorum.
1 2 1 2 şeklinde gittiğimde 124 tane sık iğne oluyor ve bizim çantamızın kenarlarına yaptığımız 124 ile aynı eşitlikte. Böylelikle çantada hiçbir yamulma olmaz. O sıralara dikkat edersek. Bakın bir yaptım. Şimdi diğerine geçtim. Diğerine 1 2 1 2 1 2 şeklinde, bakın bu şekilde 82 sıra örmüştüm. Yapıp gelelim arkadaşlar. Bakın şuradaki şu kenarları yapmadım. Çünkü sık iğne gideceğim. Çünkü ben bu yaptığım çantanın ağız kısmında da sık iğne yapmadığım için eşitlik olsun istiyorum. Orasında bir yuvarlanma olsun istemiyorum. Bu şekilde birleştiği zaman sayılar tam denk geliyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi her iki tersini çeviriyorum. Tersini çevirdiğim zaman diğerinde tersini çevirdim. Kenar kısmının da tersini çevirdim. Şimdi ipimi kilitledim. Şuradan ilk boşluktan giriyorum. Diğerinde ilk boşluğundan giriyorum. Her bir sıraya şöyle ilmeğimi çekeyim. Her bir boşluğa girip arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bütün bir sırayı tamamlayıp geliyoruz. Ağız kısımları zaten tekrar yapılacak. Bu şekilde çevreleyip gelelim arkadaşlar. Bakın önden bu şekilde gözüküyor. Buraya kadar yapıp gelelim. Evet, bitirdim. Şimdi kenarlarını nasıl yapıyorum? 3 sıra gideceğim ben. 3 sıra. Şöyle ipimi önce bir kilitleyeyim. Doladım. 3 sıra tekli trabzan yapacağım. Şimdi buradan başladım. Kenarından başladım. Her bir sırayı birer tane tekli trabzan yapıyorum. Her bir boşluğa bu kenarın diğer kısmına gelene kadar, şuraya gelene kadar yapalım. Burası atlayacağım. Geldim şimdi, bakın. Bu boşluğu atlıyorum. Hemen o köşe yaptığım boşluklar vardı bej renginde. Oraya bir tane tekli trabzanımı yapıyorum. Bundan sonra artık her bir sıraya bir tekli trabzan yapıyorum. Sadece bu kenarlarda, o birleştirme noktalarında, kenarıyla birleştirdiğim noktalarda atlıyorum. Oraya hiçbir şey yapmıyorum. Bakın şuraya yapmıyoruz. Buraya da yapmıyoruz. Arkalarına da, buralara ve buralara atlayarak geçiyoruz. Evet, iki sıra yaptım arkadaşlar. Üçüncü sırayı, bakın ikinci sırada da ne yaptığımı göstereyim. Şöyle sadece kenar kısmından, bakın bu motif kısmındaki trabzanlara asla dokunmuyorum. Bu kenar kısmından son 3 taneyi şu şekilde yapıyorum. Çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen yandaki boşluğa ipimi doluyorum. Yine yanındaki boşluğa yapıp 3 ilmeği bir kere de topluyorum. Bunu birleştirdiğim her bir kenar için yapıyorum. Yani 4 tane yer birleştirmiştim. 4'ü içinde aynı işlemi yapıyorum. Bu benim son sıram. Bir de ilmek kaydırma ile kapatalım. Bakın bu kenarlar bu şekilde yapılacak. Eksilterek devam edelim arkadaşlar ve bitirelim.
Evet, bitirdim. Yine bakın ilmek kaydırma ile düzelttim güzelce. Askılarımı yaptım. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yine tekli trabzan yaptım arkadaşlar. Ve bu şekilde çantamı tamamladım. İçine astar da dikeceğim inşallah. Sizler de beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.